Müşteriye cevap verecek, ürünlerini sürekli geliştirmek ve farkı yaratmak onların farkı. Değerli izleyenler, değerli ev tekstilcileri ve değerli Verdi sevdalıları diyorum ve Tanrı Verdi Tekstil Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Levent Üstünel'e mikrofon uzatmak istiyorum. Sayın Üstünel'in bugün konumuzla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Tabii konumuzla ilgili diyorum ama konumuzun daha önce bir çalışma aşaması var. Zorlu aşamalardan bugüne geldik. Yani bugün Ankara Sheraton Otel'den sizlere seslendik. Biliyorsunuz efendim, Verdi Tekstil 2014 yılı ürün kreasyon tanıtımının ikincisini Ankara'da Sheraton Otel'de gerçekleştirdi şu saatler içerisinde. İlkini de İstanbul'a, değil mi Sayın Üstünel? Evet, aynen öyle. Peki Sayın Üstünel, konumuza geçmeden önce sorularımızı size arka arkaya sıralamadan önce biz Sayın Üstünel'i tanımak, hatırlamak istiyoruz. Ben adım, siz de söylediğiniz Levent Üstünel, Tanrı Verdi Tekstil'in satış ve pazarlama direktörüyüm. Yaklaşık 20 yıldır firmanın içinde çeşitli görevler aldım. Şu anda da satış ve pazarlama direktörlüğünü götürüyorum. Peki, ürünler harikaydı. Sevgili dostlarınız sizi yalnız bırakmadılar. Ürünlere bakıldı, yemekler yenildi, konuşmalar düzenlediniz, ürünler hakkında konuşuldu. Biz bütün bu olup bitenler hakkında sizlere birçok soru sormak istiyoruz ama yormadan, ben çok yorulduğunuzu düşünüyorum, ayaküstü 3-5 soru sormak istiyorum size. Şimdi Sayın Üstünel, verdiği fonda, TÜL'de çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Ev tekstiline ciddi katkılarda bulunmuş, Türk istihdamına çok ciddi katkılarda bulunmuş, ciddi bir firma Verdi. Ama siz şu günlerde Zebra'dan, Store'dan yaptığınız yeniliklerden kendinizi tekrar gündeme getirdiniz. Ben önce ürünler hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Tabii önce şöyle bahsedeyim. Tanrı Verdi Holding bugün 80 ülkeye, dünyanın yani dört bir yanına ürün satan, ihracat yapan bir dünya devi aslında. Bugün Avrupa'nın ve dünyanın birçok noktasında ürünlerimizi görmeniz mümkün. Evet. Tabii burada ki toplantı tamamen iç piyasayla ilgili bir toplantıydı. Burada özellikle Ankaralı dostlarımız, İç Anadolu bölgesinden gelen bayilerimiz, bayi adaylarımızla birlikte olduk. İyi bir toplantıydı. Çok memnunum. Katılım da istediğimiz noktada, istediğimiz rakamlarda gerçekleşti. İnsanlarla görüştük tabii. Çok ciddi katılımlar oldu aramıza. Bu beni fazlasıyla memnun etti. Burada bir kampanya düzenledik işte. Bazı bizim meslektaşlarımızla Ümre'ye gideceğiz. Bazılarıyla Dubai'ye gideceğiz. Bunları anlattık. İç piyasadaki bundan sonraki yeni yapılanmamızla ilgili bilgiler verdik. Nedir o? Artık dış piyasadaki etkinliğimizi iç piyasaya da yansıtacağız. 2014 yılından itibaren ürün gamı daha geniş olacak. Burada zaten yeni yapılan Black ve Purple kartelalarını gösterdik ve bunlar bir başlangıç sadece. Hem kartela bazında hem havuz grubu, özellikle o gruba çok önem veriyoruz. Havuz grubu, bunlar çok geniş bir koleksiyon olarak hazırlandı. Burada bazılarını gösterdik. Ve aynı zamanda zengin bir zebra koleksiyonu yaptık. Onları da gösterdik. Onlar da çok beğenildi. Bu koleksiyon da aslında bizim birçok dünya ülkesine sattığımız bir ürün grubudur. Yani iyi bildiğimiz bir iştir. Yaklaşık 2,5 yıldır da iç piyasaya satışını yapıyoruz. Burada bununla ilgili toptancılar geldiler. İşte mağazalarımız, kor noktalarımız geldi. O ürün grubu burada sergilendi ve sunumu yapıldı. Çok beğenildi, onu söyleyeyim. Yani tabii emin adımlarla, sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz. Daha iyi şeyler olacak. Bizimle birlikte olanlar zaman içerisinde neler yapabileceğimizi, neler yaptığımızı görecekler. Peki efendim, Verdi Corner köşeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bayilik verecek misiniz? Bayilik talebinde bugün bulunanlar oldu mu? Bu Zebra ve Store için de geçerli. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul ve Ankara toplantılarından sonra İstanbul'dan döndüğümüzde buraya gelirken 90 yeni noktamız oluştu. Corner. Yani
bizim perde reyon sistemi, mağaza içi perde reyon sistemi diye isimlendirdiğimiz bu projeye İstanbul'da 90 yeni katılımcı aramıza katılan bayimiz oldu. Ankara'da da birçok anlaşma yapıldı. Bu sistemi biz 4 yıldır zaten yapıyoruz. Şu anda aktif olarak 290 nokta var. Türkiye'de yurt içinde 290 verdi korna noktası var. 650 noktada yurt dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde 650 noktada verdi korna noktası var. Yani oturmuş bir proje aslında. İyi yürüyen bir proje. Burada bu yıl içerisinde alınmış bir karar da şu bununla ilgili. Her yıl 100 kartele başlığıyla güncelleniyordu korna noktalarımız. Bundan sonra 2014 yılından itibaren 150 kartele başlığıyla her yıl güncellenerek gidecek. Evet. Yani dolayısıyla bayilerimiz açısından oldukça verimli, karlı bir proje haline gelecek. Mayıs ayında da bunu göreceğiz zaten. Tabii, Mayıs değil ayında mi? Da göreceğiz. Bugün gördüğümüz ürünlerin üzerine Mayıs ayında da ilave edilerek. Tabii Mayıs ayında şöyle söyleyeyim 50 başlıklı bir brode kartelası yapacağız. O da bizim piyasamızdaki talepler doğrultusunda onların istediği desenler veya işte desen yani buradaki üretim stilleri farklı üretim stilleriyle yapılmış bir ürün gamı. Onu da Mayıs ayındaki fuarda Allah kısmet ederse sergileyeceğiz. Şimdi Verdi'ye şöyle bir baktığımızda sanki dış ticaret firması gibi gözükse de dediniz ya yurt içine de ağırlık vereceğiz. Hani Verdi %70 dışarı çalışıyor gibi bir ima yaratılsa da artık bu yıl sizi %100 yurt içinde verimli görebiliriz diyorum ve sözlerinizden çıkardım. Şunu ilave etmek istiyorum. Zebra ve Store'da Verdi çok büyük aşamalar kaydetti. Zaten kendini ispatlamış bir marka. Dünya markası Verdi. Ama bu konuda da ben geçiştirmek istemiyorum. Bu konuyu da sizinle birlikte pekiştirmek istiyorum. Şimdi Zebra ve Store'la ilgili şöyle söyleyeyim. Bugün farkındaysanız Ankara'nın bu işi yapan büyük toptancıları burada. Evet. Biz bu insanlarla daha önce yaptığımız görüşmelerden dolayı buraya geldiler. Bu ürün grubunun bazılarını görmüşlerdi. Zaten buraya gelmiş olmaları dahi içi dolu bir anlam ifade ediyor. Hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor burada. Ciddi alımlar oldu. Çünkü şöyle söyleyeyim, biz buradaki toptancı veya perakendeci bu insanlara her tür hizmeti verecek tecrübemiz de var, üretim potansiyelimiz de var, gücümüz de var. Dolayısıyla bunun insanlar farkındalar. Bunu da burada anlatmak için aslında Ankara'ya geldik. Biraz daha bu işi pekiştirmek için geldik. Bu Zebra Store işi şu anda moda bir ürün grubu. Tabii ki burada iç piyasada zaten vardık ama daha ağırlık vereceğiz, daha üstüne gideceğiz. Bu da zaten bizim piyasamızın insanlarının bu işin ustalarının, duayenlerinin, profesyonellerinin isteğiydi zaten. Bu doğrultuda hareket ettik. Ona göre desenler, ürün grupları oluşturduk. Çok da talep gördü. Üstüne gideceğiz. Üstüne koyarak daha da yukarıya taşıyacağız. Peki Sayın Üstünel, sizi Ankara'da, İç Anadolu'da layıkıyla temsil edebilecek bir firma gözünüze kestirdiniz mi? İsim verin demiyorum ama o yönde bir çalışma sürdürüyor musunuz? Var, tabii. Verecek misiniz bir bayilik? Tabii tabii. Yani aslında birçoğu belli. Bir tane mi? Birkaç tane mi? Bu nasıl olur? Bu şöyle söyleyeyim. Bu önümüzdeki 10 günlük süreçte belli olacak, netleşecek. Zaten piyasamız hepimiz duyarsınız. Ama tabii ki bayilikler verilecek. Zebra ve Store anlamında söylüyorum. Çünkü talepler var, niye olmasın? Üretimimiz var, metraj ve termin problemimiz yok. Dolayısıyla yani bu gelen talepler burada değerlendirildi. Belli başlı insanlarla belli görüşmeler ve anlaşmalar yapıldı. Bir süre sonra duyarsınız, daha yoğun bir şekilde Store ve Zebra grubunda ürünlerimizi piyasamızda göreceksiniz inşallah. Şimdi az önce çok çabuk geçtik. Kampanyadan bahsettik, kampanyalardan bahsettik. Ümre, Dubai seyahati falan dedik ama onu da biraz pekiştirmek istiyorum tabii. Bizi çünkü değerli iş ortaklarınız can kulağıyla dinliyorlar. Şimdi kampanyamız şöyle. Bizimle daha önce bu tip kampanyalara, seyahatlere giden arkadaşlarımız bilirler. Hem Ümre seyahatiyle ilgili hem de Dubai seyahatiyle ilgili birinci sınıf 5 yıldızlı otellerde konaklayacakları ve hiçbir şey için para harcamayacakları bir seyahat planladık.
Bu seyahatler bizim tarafımızda daha önce de yapıldı. Dediğim gibi gidenler biliyorlar. Unutamayacakları, sürekli her zaman akıllarında kalacağı çok güzel, çok şık bir seyahatler planlandı. Bunu da burada sizin vasıtanızla. Yeter ki sizi takip etsinler. Tabii bizi takip etsinler. Biz çünkü perdelik ürün grubu ile ilgili. Bakın yapamadığımız ürün gamı yok. Evet. Yani bugün jakarlı ürünler, brodeli nakışlı ürünler, armüllü ürünler, döşemelik aklınıza bu ürün. Çünkü entegre bir tesise sahipsiniz. Tabii tabii, yani baştan sona entegre tesislere sahibiz. Her tür ürün grubunu yapabilecek makine parkuruna ve kabiliyetine sahibiz. Dolayısıyla bizi takip etsinler. Çok daha güzel, çok daha piyasaya uygun işler yapacağız. Çok da iddialıyız. Onu da buradan belirteyim, farkındayız. Bütün ekip olarak buraya geldik. Evet. Dolayısıyla bu bizim iddiamız. Burada sadece insanlarla kaynaştık, birlikte olduk. Bizim artık piyasada daha etkin olduğumuzu hissettirmek adına Ankara'ya geldik. Evet. Bu seyahatlerimiz daha sıklaşacak. Türkiye'nin birçok noktasına yine gideceğiz. Dolayısıyla tabii bizi takip etsinler. Takip ettiklerinde bizimle özellikle beraber olmalarını istiyorum. Beraber olduklarında Verdi camiasının, Tanrı Verdi grubunun içine girdiklerinde o özelliği, o farklılığı görecekler. Tabii hissedecekler. Peki Levent Bey, İstanbul'da ilki gerçekleştirdi. Bugün burada Ankara'da ikincisi gerçekleştirildi. Peki yarın öbürsü gün Verdi Tekstil nerede olacak? Bundan sonra da bayi etkinlikleri ya da buna benzer etkinliklerin içerisinde görebilecek miyiz sizi? Tabii çok. Durağınız neresi? Şimdi şu anda önümüzde bir planlanmış bir şey yok ama ben zaten bizzat kendim bütün bayilerimizi ziyaret ediyorum. Evet. Ama dediğim gibi biz bir süre sonra Türkiye'nin belli noktalarında bu lansmanları, toplantıları yapacağız. Bunu bir süre sonra planları söyleriz ama önce İç Anadolu önemli bir bölge bizim için. Marmara bölgesi önemli bir bölgeydi. Bu toplantıları gerçekleştirdik. Arkasından bir planlama yapıp diğer toplantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Efendim size son bir soru sormak istiyorum ve daha sonrasında da kapatmak istiyorum röportajımızı. Levent Bey, kreasyonu hazırlamadan önce her zaman müşteri düşüncesi, müşteri görüşü önemlidir bir firma için. Bu da sizin için böyle olsa gerek diye düşünüyorum. Müşterilerinizden öngörülerini aldınız mı? Bu kreasyon nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu kreasyon tabii yoğun bir emeğin, çabanın sonucunda ortaya çıktı. Burada döşemelik üretimi yaptığımız için bu bizim için bir avantaj. Birçok Türkiye'de marka değeri yüksek mobilya firmaları, halı firmaları bu firmalarla ortak çalışarak 2014 yılının renkleri birlikte beğenilerek yapıldığı için koleksiyon doğru renkler ve doğru desenler ortaya çıktı. Tabii uzun bir süreçti. Yaklaşık 6 aydır bu koleksiyon ve onun öncesinde desen çalışmaları, bunun çalışması bu zaman diliminde gerçekleşti. Ama ortaya bugün gördüm ki doğru bir şey çıkmış. Önemli olan, asıl olan buraya gelen, bu işi yapan meslektaşlarımızın beğenmesiydi koleksiyonu. Bugün bu toplantıda en çok bundan memnuniyet duydum. Yani ürün grubumuz, yaptığımız Black ve Purple koleksiyonları çok beğenildi. Yaptığımız için doğru olduğunu gördük. Burada beni en çok sevindiren, memnun eden bu oldu. O yüzden memnuniyetimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Levent Bey, bir özelliğinize daha değinmeden efendim röportajı kapatmak istemedim. Kusura bakmayın diyorum. Fonluklarınızın bir özelliği daha var, değil mi? Evet. Aynı zamanda döşemelikte kullanılıyor. Doğru. Döşemelikte kullandığımızı fonlukta kullanabiliyoruz. Bu çalışmanızdan da bize bahsederseniz seviniriz. Evet. Şimdi burada en son yaptığımız Black Purple koleksiyonlarındaki fonluklar, bunların %90'ı aynı zamanda döşemelik olarak da kullanılabiliyor. Bu Türkiye'de ilk diyebilirim bunun için. Boy itibariyle? Tabii, yani ürünler 3 metre evet. olmasına rağmen biliyorsunuz döşemelik 1.40 üretimi yapılan bir üründür. Bizim de üretim parkurumuzun içinde olan bir evet. ürün grubudur. Fakat bu ürünler 3 metre olmasına rağmen döşemelik olarak kullanılabiliyor. Bu da buradaki mefruşatçıya çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bildiğiniz gibi perde alan insanlar genelde mobilyasının üzerindeki yastığı, kırlenti alır, mefruşat mağazasına giderler.
ve perdesini öyle aldılar. Dolayısıyla burada işte hem perdeyi hem döşemeliği aynı ürünün üzerinde satıyor olabilmek bir avantaj. Bu avantajı sağlamak için bu koleksiyonu o şekilde öğrettik. Bu da tekrar söylüyorum, Türkiye'de ilk defa yapılmış bir şeydir. Yani farklılığınıza bir farklılık daha katmış oldunuz böylelikle. Evet, tabii bu ciddi bir farklılık. Ürünlerin hem perde hem döşemelik olarak kullanılabiliyor olması çok ciddi bir avantaj. Evet. O yüzden bir farklılık yaratmak adına önemli bir ürün grubu olduğunu düşünüyorum. Bunu da buradan belirteyim. Çünkü bu atlanacak, hafife alınacak bir konu değil. Evet, önemli bir konu. Önemli bir konu. Farklılığınızı ortaya koyan evet. Bir konu. Peki, Tanrıverdi Holding'in aile üyesi, satış ve pazarlama direktörü Sayın Levent Üstünel. Efendim, buradan değerli iş ortaklarına seslenecek olur ise neler söylemek ister? Neler geçiyor içinizden Sayın Üstünel? Tabii çok şey geçiyor içimizden. Çok şey anlatmak lazım. Kısaca söyleyeyim. Burada güvenden bahsettik. Ben bize güvenmelerini istiyorum. Biz bu piyasamızdaki güven sorununu kendi adımıza, kendi firmamız adına ortadan kaldıracağımızı, yani güveni vaat ettiğimizi söyledim. Bize güvensinler, bizi takip etsinler, bizimle birlikte olsunlar, hep beraber doğru bir yolda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ve bütün buraya katılan tüm dostlarımıza perde satıcıları aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Peki efendim, biz de sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, efendim programımızın bugün de sonuna geldik. Şimdi Sayın Üstünel bize güvensinler dedi. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı'na da güvenenlere sesleniyorum. Bizi tercih etmeniz bir tesadüf müdür? Tabii değildir diye düşünüyorum. Ama asıl olanı size bırakıyorum. Bugün Tanrıverdi Holding de bizi tercih etti efendim. Seslerini sizlere yansıtabilmemiz adına. Efendim, Tanrıverdi Holding'e ve çalışanlarına, organizasyonda emeği geçen tüm Tanrıverdi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim, siz değerli iş ortaklarımıza da, siz değerli meslektaşlarımıza da Ankara Sheraton Otel'den hepinize hayırlı işler diliyorum. Thank you.